Web Tekno'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Merdan'la yepyeni bir zam videosuna da hoş geldiniz demek istiyorum. Sanki bugünden sonra biraz daha bu tarz videolar çekmek zorunda kalacakmışız gibi geliyor bana. Şimdi bugün yani 7 Temmuz 2023 itibariyle bu sabah yeni zamlara uyandık arkadaşlar. Ve işte sabundur, deterjandır yani günlük hayatta kullandığımız ürünlerden tutun da alma ihtimalimizin şu kadarcık da olsa olduğu teknoloji ürünlerine kadar yani KDV bulunan her şeye zam geldi. Bunların oranları birbirinden farklı tabii ki. Şimdi bu videoda bazı ürünler belirledik ve bunlardaki fiyat değişimi nasıl olacak? Bunlara bakacağız. Bir de birkaç bilgi daha vereceğim size. Şimdi öncelikle şu zammın bir oranını öğrenelim. %8 KDV alınan ürünlerden bugünden sonra %10 KDV alınacak. %18 olanlardan %20. Bunun dışında da sabun, deterjan, işte ne bileyim şampuan bu tarz ürünlerdeki KDV de %8'den tam %20'ye çıktı. Zamdan önce bir başka güncellemeden bahsedeceğim. Çünkü birçoğumuzu ilgilendiren hatta hepinizin bize yorumlarda da sorduğunuz bir konu bu. İmeği kayıt ücretleri, yurt dışından telefon alma muhabbeti daha mı ucuza geliyor işte. Gittik aldık geldik falan filan. Artık bu devirde yavaş yavaş kapanıyor gibi duruyor. Çünkü 6.091 lira olan imeği kayıt ücreti bugünden itibaren tam 20.000 lira. Ben geçen seneyi hatırlıyorum 2.700 lira civarındaydı galiba. 2015'te de 131.5 liraymış. 2015 131.5, 2023 20.000 lira. Aradaki fark oransal olarak baktığımızda %15.110 zam yapılmış. Ama ben yurt dışından yine de gidip alayım desem şu anda 1600 dolar civarında orada ve ben aldığımda doları hesap ettiğimizde yaklaşık 41.750 liraya geliyor. Ben diyelim ki dün gittim aldım 41.750 liraya. Türkiye'ye girdim 6.091 lira hadi 6.000 lira diyeyim. Kaç 47 mi ya? 48.000 liraya ben dün ülkeye iPhone 14 Pro Max sokabiliyordum ve benim oluyordu. Bugün artık 61.750. Bir gün. Şimdi yurt dışı muhabbeti bu şekilde artık 20 bin lira imeğe kayıt ücreti vereceksiniz. Türkiye içindeki alışverişimize geri dönelim. 86 bin liraya Apple'da satılan iPhone 14 Pro Max'in 1 TB'lı 87.457 lira. Yani 1700 küsür lira civarında bir zam geldi. Tabii ki markalar bu zamları yapmayabilir deniyor ama adam neden kendi karından bana pay versin ki? Ve bu durumun bundan sonra da anlatacağım Apple'a dair hiçbir marka ile alakası yok. Bu direkt olarak devlet tarafından koyulan bir zam olduğu için yani marka bunu üstüne eklemek zorunda. Ben olsam eklerdim açıkçası. Niye kendi karımdan feragat edeyim ki? Apple zaten bir ayda 17 kere zam yaptı. Apple 2 dakika durur inşallah. Geçeyim bir de Samsung'un amiral gemisine. S23 Ultra'nın 1 TB'lı şu anda Türkiye'de 60.000 liraya satılıyor. Onun fiyatı da KDV'nin zammıyla birlikte 61.017 lira civarında bir yere gelecek. Yani yaklaşık 1000 lira zam almış olacak. Bunlar tabii ki top seviye telefonlar. Genelde işte fiyat performans telefonları için biz iPhone 11'i çok önerirdik. Ama ilk çıktığında 7500-8000 lira civarındaydı. Şu anda 22.000 lira civarında kendisini alıcı buluyor. Onun fiyatı da KDV zammıyla birlikte 22.374 lira olacak. Yani bir 300 küsür liralık daha zam gelmiş oldu. Teknolojiyi hızlıca geçeceğim çünkü günlük hayat bizi biraz daha etkileyecek gibi duruyor. Ama diyelim ki bir oyuncu bilgisayarı alacaksınız ve 4090'lı Asus marka bir oyuncu bilgisayarı alacağımızı düşünelim. Ben bir tane buldum sizin için. Şu anda genel özelliklerini zaten görüyorsunuz siz de ekranda. Bu bilgisayarın KDV'li fiyatı şu anda 110 bin lira. Bu arada %18 KDV'yi çıktığımda bilgisayarın fiyatı 93 bin küsür falan yapıyor. Yani arada bir 17 bin lira civarında bir KDV'miz var. Bu da %18. %20'ye çıkardığımızda da bilgisayarın yeni fiyatı 111.864 lira yapıyor. Yani arada 1800-2000 liralık bir fark oluşacak. Bir de kulaklıktan bahsedeyim. AirPods 3. nesil 6000 liraya alıcı buluyordu kendine ve yeni zamla birlikte o da artık 6100 lira olacak. Bir de akıllı saatten bahsedeyim. Watch 8 Ultra şu anda 41 bin liraya satılıyor ki ilk çıktığında 28 bin liraydı. Çok iyi hatırlıyorum. Gelen yeni zamla birlikte de yeni fiyatı 41.693 lira olacak. Biraz daha günlük hayata geçelim. Bedelli askerliğin düne kadarki fiyatı 104.084 liraydı ama bugün itibariyle yeni zamla birlikte 122.350 lira oldu. Yani bir 17 bin liralık zam var. Bu arada daha fazla bir zam bekleniyordu. Yani beklentinin altında kaldı ama tabii ki 17 bin lira zam kimi mutlu eder? Orası ayrı bir şey tabii. Beni etmez. Bunun yanında da noter, tapu, pasaport ve vize gibi harç ücretleri de %50 zamlandı. %50 zamlandı dediğim şu %10'luk bir vergi alınıyorken bundan artık %15'lik vergi alınıyor. Yani verginin oranı %50 zamlandı. Şimdi bizi asıl üzüp sıkıntıya sokacak yere geliyoruz. İşte sabun, deterjan bu ürün gruplarından alınan %8'lik vergi artık %20 olarak alınacak. Şimdi buradaki zam skalası çok büyük arkadaşlar. Yani KDV dediğimiz şey her şeyden alınıyor. Yani sizin alacağınız bir sakızdan bindiğiniz otobüste bastığınız karta kadar aldığınız telefondan ne bileyim işte konuştuğunuz dakikaya kadar her şeyde bir KDV var. Bu normal yani bir şeyden vergi alınabilir. Ben kendi adıma bunu sıkıntı görmüyorum vatandaş olarak. Ama tabii ki bunun miktarının yükselmesi ister istemez insanların hani cebine giren paranın ya da cebinden çıkan paranın miktarını değiştirdiği için biraz daha sıkıntı yaratıyor. Şimdi size bu bahsettiğim 5 ürünle bir alışveriş yaptığımızı düşünelim. Bir tuvalet kağıdı alacağız ve fiyatı 200 lira olsun. Artık bunun yeni fiyatı 222 lira. Kafadan 22 lira kenara koyduk. Bir şampuan alacağız. Bunun fiyatı da 100 lira olsun. Artık yeni fiyatı
111 lira 80 kuruş. 75 liraya aldığımız deodorant ki yaz zamanı yani artık hani herkesin kullanması gerekiyor ki ucuzken de kullanmıyordunuz sağ olun teşekkür ediyoruz. 75 liraydı fiyatı artık yeni fiyatı 90 lira. 50 liralık bir yüzey temizleyicinin fiyatı 55 lira 56 kuruş. 5 kiloluk bir çamaşır suyu da 85 liraydı ama artık 94 lira 44 kuruş. Burada çok basit bir ürün saydım yani herkesin evinde bulunan ya da bulunması neredeyse zorunlu olan ürünler bunlar. Ben dün markete gidip bunları alsaydım 510 lira para ödeyecektim. Ama bugün markete gidip aldığımda 573 lira ödeyeceğim. Yani sadece 5 temel üründe 60 liralık bir fark oluşmuş oldu. %12 daha fazla ödeme yapacağız. Bu dediğim gibi günlük hayatımızın her alanına yansıyacak ve ne kadar fark oluşturacak bu gerçekten hayal edemiyorum ya açıkçası. Bunun yanında da spor müsabakalarına dayalı bahislerden alınan vergi %5'ten %10'a, at yarışlarından alınan vergi %7'den %14'e, diğer şans oyunlarında alınan vergi oranı ise %10'dan %20'ye yükseltildi. Yani ne vergi varsa iki katı olmuş oldu hepsi. Son bir zamdan bahsedeceğim. Pet şişe sular %30 zamlandı dün itibariyle. Hani bir sokak röportajı vardı ya. Orada adamın biri işte su bile alamıyoruz falan diyordu. Yandan bir tane dayı şey diyordu. Evde iç öyle çık falan diyordu. Üstüne su mu olurmuş? İçme. Sabah evde içeceğin çıkacağım. Galiba öyle olacak yani evde içip çıkmak zorunda kalacağız. Bir sözle bitiş yapmak istiyorum arkadaşlar. Vallahi sinirden gülüyorum özür dilerim. Eskiden şunu söylerdik hani yurt dışına çıkacak, yurt dışında yaşayacak paramız yok derdik ama artık bu ülkede yaşayacak paramız da yok. Yani böyle bir duruma gelmiş haldeyiz. O yüzden video başında dediğim hani yeni bir zam videosuna hoş geldiniz diye umarım ilk ve son videomuz olur bu bizim. Bir daha da böyle video çekmek zorunda kalmayız diye düşünüyorum. Video boyunca ara ara güldüm ama vallahi sinirden gülüyorum kusura bakmayın ne olur. Hepimizin aynı durumda olduğuna inanıyorum. Sebeplerinin ne olduğunu düşünüyorsanız onu da yorumlarda sizden bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.